Ya Rab, kazandığım sevaplardan ziyade işlediğim günahlara bakıp sana bel bağlıyorum. Zira sevap kazandığım zaman kendimi taatte ve ihlasa itimat eder buluyorum. Afetlerle tanınmış bir kimseyken taatim nasıl ihlaslı olabilir? Ama günahtayken kendimi affına itimat eder buluyorum. Vasfın cömertlikken nasıl olur da beni affetmezsin. İlahi, Musa, Kelim ve Harun Aziz'i zalim ve azgın kafir Firavun'un yanına gönderirken bile ona gidip yavaş ve yumuşak bir ifadeyle deyin ki buyurdun. Allah'ım, tanrılık davasında bulunan bir kişiye karşı lütfun bu olunca canı gönülden sana hizmet edip kulluk yapan kimseye lütfun acaba ne olur?'' ilahi. En rabbukumul ala. En ulu tanrınız benim diyen bir kimseye bu kadar lütufkar, halim, selim bir şekilde davranırsan subhan rabbiyal ala. Yüce Rabbin ismini tesbih ve takdis ederim diyen bir şahsa karşı kim bilir nasıl davranırsın? İlahi, bütün malım mülküm bir çuldan ibaret. Bununla beraber biri bunu benden isterse, ihtiyacıma rağmen bunu ondan esirgemem. Seninse bunca rahmetin var ve bir zerreye bile ihtiyacın yok. Rahmete muhtaç bunca kişiler varken, rahmetini onlardan nasıl esirgersin? İlahi, bize bir iyilikle gelene, ondan daha hayırlısını ihsan ederiz. Bir sevap getireni on katıyla mükafatlandırırız buyurmuşsun. Verdiğin şeylerin en iyisi imandır. Geriye cemalini temaşadan daha iyi ne kalır ki? İlahi, nasıl sen kimseye benzemiyorsan, işlerin de kimsenin işine benzemez. Bir kimse sevdiği kimsenin rahatını ister. Sense sevdiğin kimsenin başına bela yağdırıyorsun. Allah'ım bana dünyada vermek istediklerini kafirlere ver. Ahirette vermek istediklerini de müminlere. Zira bana dünyada zikrin, ahirette didarın kafidir. İlahi, günah işledim diye sana dua etmekten nasıl vazgeçebilirim ki? Günah işledim diye senin bana ihsanda bulunmaktan vazgeçtiğini görmemekteyim. Her ne kadar Günah işliyorsam da sen yine lütfunu aynı şekilde gönderiyorsun. Şimdi ben de her ne kadar günah işliyorsam da yine aynı şekilde sana dua etmekten geri durmayacağım. İlahi şayet ben günahtan vazgeçmeye kadir değilsem günahımı affetmeye sen kadirsin. Benden meydana gelen bir günahın iki yüzü vardır bir yüzü lütfuna bakmakta, diğeri zaafıma. Lütfuna bakan günahımı bağışla, zaafıma bakan günahımı yarlığa. İlahi, bendeki kötü fiile bakıp senden korkuyorum. Sendeki lütufkarlığa bakıp ümitleniyorum. Şimdi bendeki kötü fiil yüzünden sendeki lütfu benden esirgeme. Rabbim, bana lütufta bulun.'' Zira ben de seninim. İyiliğim lütfunladır. Çünkü ben seninim. İlahi, senden nasıl korkarım ki? Sen kerimsin. Nasıl korkmam ki? Sen azizsin. İlahi, sana hangi yüzle dua ederim ki? Ben günahkar bir kulum. Nasıl dua etmem ki? Sen kerem sahibi bir Allah'sın. Nasıl ferahlanırım ki? Sana asi oldum nasıl ferahlanmam ki? Seni tanımış bulunuyorum. İlahi, ne hoş bir rapsin ki, kul günah işliyor, sen kerem hayasıyla haya ediyorsun. İlahi, benim seni sevmemi arzu ediyorsun. Halbuki senin bana ihtiyacın yok. Ben senin beni sevmeni nasıl arzu etmem ki? Her şeyimle sana muhtacım. İlahi, ben bir garibim. Senin zikrinde garip, zikrinde ülfet etmişim. Zira garip, gariple ülfet eder. Allah'ım, gönlümdeki lütufların en zevklisi, sen Rabbimden ümitli olmam. Şu günahkarın dilindeki en hoş söz, senin övgün. Bu zavallı, mücrim kulun üzerinden geçen en sevimli zaman, senin didarındır. İlahi, cennete gitmek için sevabım yok. Cehenneme de takat getiremem. Şimdi iş lütfuna kaldı. Yarın kıyamet günü ne getirdin derlerse derim ki Rabbim dünya zindanından ancak birbirine karışmış saç sakal, eski bir elbise, bir alem üzüntü ve yığın yığın mahcubiyet getirebildim. Beni rahmet suyuyla yu bir hilat giydir ve bir şey de sorma. Allah'ım bizi bedenle dua edip kalple kaçanlardan kılma. Ey katımızda en değerli olan bizi katında en değersiz kılma. İlahi hüccetim, hacetim, hazırlığım, yoksulluğum, sana vesilem üzerimdeki nimetin katındaki şefaatçim yanımdaki lütfundur Allah'ın en çok sevdiği şey af olmasaydı varlıklar içinde en çok sevdiği zatı günahla müptela kılmazdı Emelinin nihai noktası af olmayan arif değildir kendine bağışlayan ve yarlığayan ismini verdiği gün insanları günahın içine atmış oldu İlahi günahımı affetmeni nasıl ummam ki? Beni ona sürükleyen senden ümit var olmam oldu. Nefsimi nasıl severim ki? Sana asi oldu. Nasıl sevmem ki? Seni tanıdı. Adaletini ileri sürecek olsa sevabımız, lütfunu ortaya getirecek olsa günahımız kalmaz. Affedersen merhametli davrananların en hayırlısı sensin. Azap edersen Zalim değilsin Rabbim. İlahi, kadir olduğun için veya muhtaç olduğum için rahmetine nail kıl beni. Ey hazinesinde bulunanların en hayırlısı olan, imanı istemeden işaret eden, seni tanımam sana delilimdir. Seni sevmem nezdindeki şefaatçindir. Ey hazinesinde bulunanların en hayırlısı olan, imanı istemeden veren istediğimiz affını bizden esirgeme. İlahi, iblis sana da bize de düşmandır. Senin bizi affetmen onu dehşetli şekilde kızdırıp çatlatır. Affet bizi ey en merhametli zat. Ey dua etmeyene gazap eden, dua edeni eli boş çevirme. İlahi, sana dalalette ve rububiyetine işarette bulundum. Bunu unutma. Günahla kepçelenmiş ellerimi sana kaldırıyor. Ümitle sürmeli gözlerimi sana çeviriyorum. Latif bir melik olduğun için beni kabul et. Zavallı bir kul olduğum için bana merhamet et. <laughs> からきら<ペー>